malpractice. Malpractice'i bir kurul olarak belirlemek ve bu konuda karar verme ile ilgili bir yasa teklifinin gelmesi çok önemli, çok kıymetli. Çünkü mesleki sorumluluk kurulları oluşabilecek bir hatayı önlemek ve yargıya yardımcı olmak açısından kıymetli. Ama burada iki tane önemli eksiklik var. Bir tanesi maalesef iktidarın genel huyu olan ayrımcılık. Bunu her alanda görüyoruz. Geçmiş aylarda genel kurulumuza hekimlerin maaşlarına iyileştirme ile ilgili bir yasa teklifi geldiğinde sadece hekimlere geldi. Ama aynı görevi yapan diğer sağlıkçılara gelmedi. Hepinizin aklındadır. Kamuda çalışan eczacılara, hemşirelere, halbuki hepsinin ihtiyacı vardı bu maaş yükseltmelerine. Sonra da onu da apar topar aldılar. Hekimden bile onu istemediler, vermediler. Burada da çıkan maddede şu ifade ediliyor. Deniliyor ki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedavilerine ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle oluşacak soruşturmalarda bu soruşturmanın izni ve tazimatın rücüsü bu kuruldan geçecek. Ancak burada ifade edilen muayene, teşhis ve tedavi 1219 sayılı tababet yasasına göre iki meslek grubuna verilmiş. Bunlardan bir tanesi tıp fakültesine mezun olma şartıyla hekimlere, diğeri de diş tabiplerine. Buradaki konuyu, teknik bir konu, uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü Sağlık Komisyonu'nda bunu tartıştık. Eski Sağlık Bakanı, Komisyon Başkanı Recep Akdağ'ın da önerisiyle bunu ilave ettik. Ancak Adalet Komisyonu'nda bu madde çıkartıldı. Daha doğrusu konmadı. Eğer bu maddeye şöyle bir ilave yapabilirsek, hekim, diş hekimi, eczacı ile diğer sağlık mesleğinin icrası ile ilgili yapılan uygulamalar dediğimizde bu ayrıcalığın hiçbiri kalmamış olacak. Sağlık meslekte görev yapan herkes, hemşiresi, hekimi, tümü bu yasa düzenlemesinin içerisine gelecek. Aksi takdirde burada ciddi bir eksiklik, ciddi bir sorun olacağı açıktır. Bu uyarımızı tekrar genel kurulda ifade etmiş olayım. İkincisi de mesleki sorumluluk kurulunun bağımsızlığı. Burada kurulda oluşacak heyetin büyük çoğunluğunu, yani 7 tane 5'ini Sağlık Bakanlığı veriyor. Sağlık Bakanı kendisinde zaten var olan, örneğin memurlara ilişkin izin verme şeklini sadece özelde çalışanlarda ilave ederek yine aslında var olan şeklin bir başka yöntemini belirlemiş oluyor. Yani kendi... Tamamlayın sözlerinizi. Vermesi gereken izni yine kendi personeliyle yapıyor. Burada olması gereken mesleki sorumluluk kurulunda mutlaka meslek odalarının olması gerekiyor. Nedeni şu, eczacı örnek vererek söyleyeyim, bir meslek mensubu olarak angaryalarla haşır neşir. Orada hata yapma olasılığı bu tür angaryalarla çok daha fazla olacaktır. Ama bunu kim ifade edebilir? Türk Eczacılar Birliği. Örneğin Türk Hekimleri Birliği, örneğin Diş Hekimleri Birliği. Bunlar burada olabilecek hatalara ilişkin görüşlerini aktaracaktır. Yoksa aksi halde hekime 5 dakika muayene, acilde yaşanan sıkıntılar, bunların hepsinin sistem sorunu olduğunu bildiğimiz halde sistemin savunucuları, sistemin uygulayıcıları o kurulda bu hekimlere ceza verileceği zaman doğal olarak sistemi koruyacaktır. Çünkü kendisini koruyacak. Evet,